Yayını kapattım zaten. Oğlum ben dedim ki kesin dedim Allah beni yanında istiyor ya bu sefer. Ben dedim gidiyorum. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten korkudan kilitlenmişim bu arada. Yani bir şey yapamamışım orada. Ben kolona koştum ağlaya ağlaya. Ben de kolona koştum ama sorun nerede biliyor musun? Ev o kadar sallanıyor ki bizim. Korkma, kolona sevgilim. Koşamıyorum. Ya ben şeyden çok korkuyorum. Kolona saklanacağız. Saklanacağız da 30. kattan nasıl hani. Sen de hala sesmenet yapıyorum ya. Çok korkutuyor yani. Düşerken yere yakınken atlayacaksın. Hani Kemal bir şey ara. Olsa kurtulurumuz yok. Hayır bak balkona gideceksin. Tam direkt bina yıkılırken. Yok tam böyle, bina yıkılırken. Aynen yere yaklaşınca. Atlayacaksın. Yere yaklaşınca atlayacaksın abi. Ulan arada katladık ya bir de. Aga eminim. Abi bir şey diyeceğim. Bak. Depremden kurtulma imkanları yüzde kaç mesela? Ne yaparsan kurtulabilirsin? Yine 2 sene önceki Kemal'in yayındaki yere geldik. Nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz harbi depremden? Ya onun için bir tane çözüm bulmuştuk biz. Başka yoktu. Şeydi paraşütü alıyorsun evet. Gibi ya, yamaç paraşütü. Kanka hayır paraşüt olmadığını varsayalım şimdi yani. Hayat üçgeni, hayat üçgeni. Ne abi o hayat üçgeni? Şeyle nasıl kurtulacaksın Ferit? Benim ya, bildiğim bir tane üçgen var. Mesela gardırobum var ya. Ha, gardırobun var. Yanına veya yatağın yanına böyle geçeceksin. O bir tane yukarıdan böyle düz yatay sütun aşağı indiği zaman o sana bir üçgen oluşturacak işte. Abi ya küçük. Yo dediği derse? Doğru ama burada tutmayabilir bu anladın mı? Hani onu ilkokulda görmediniz mi amına koyayım? Hayat üçgeni işte ya. Abi ya küçük taş düşerse amına koyayım ölürsem orada? Salak tek çarem bu amına koyayım. Başka yok amına koyayım. Koyayım işte bu hali. Olasılığı yok. Hani diyor ki en azından bununla bir ihtimal diyor yani. Aynen öyle. Dursun demiyor. Bir ihtimal. Ama bu 30. kata yaklaştı mı içlemez o iş. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Yatağın altına girmek ne kadar mantıklı? Ben mesela buranın içini açsam. O var ya hiç mantıklı değil. O direkt ya, şey kalır. Yatak çekerse altında pestil oluyor kanka öyle. 99 depreminde ölenlerin çoğu zaten dolabın içinde, yatağın içinde, ne bileyim bir yerin içinde olanlarmış. Evet. Aa doğru lan çöküyor. Ya aynen. Mantıklı olan şey kolona oturacaksın. Yani kolon neredeyse onun altında duracaksın. Benim doğru. Tecrübe vardı. Ben 99 depremde 2 yaşındaydım. Kemal uyuyor amına koyayım. Kanka ben de 3 yaşındaydım. Oradan tecrübe vardı. Kemal lan umurumda değil. Ali senin ha, çok hissetme sebebin senin orada olmasıymış bu arada şeyde. Oğlum ben tedirgin oluyorum amına koyayım. Sağa sola ben diyorum ki kanka kolona yürüyemedim. Onu yapamadım yani fiziksel olarak kafam çok biraz sallandı lan. Ben de oğlum, bile o kadar sallanmadı yani. Oğlum sen benim klibi izledin mi Mafik? Sen de kötü izlemedim kanka daha hiçbir şey. Bir izle klibini de Eray'ın. Bak ben bir şok oldum tamam mı? Sallanıyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ananı sikeyim diyorum sadece. Dur bak, ben yeni uyanmıştım. Sikeyim diyorum sadece. İzle. Deprem oluyor. Dur bakayım. Nerede attın mı? Yo yayına bak açtım direkt. Ha. Sese bak. Deprem oluyor. Bu arada telefonlar düzeldi mi? Haber izleyelim ya. Telefon. Oha. Ananı sikiyim. Evet. Eray o ne? Kanka inanılmaz lan buna. Eray sizin oraya hiç sağlam değil bak. Bak arıyorum. Emre'yi aradım şu an. Gidiyorum bakayım arama. Eray sen kaçıncı kattasın? 2. Oha. Bende düzelmedi. Emre'yi arayamıyorum hala. Kanka ben giriş kattayım. Bilmiyorum. Babacım başka bir şehir taşınmayak mı? Böyle içinde fay hattı olmayan. Oralarda yani da başka sıkıntılar var Ali. Ne var? Oğlum. İşte Amerika'da var hortum geliyor anladın mı? Hani tsunami oluyor hortum. Bizim ev, bizim ev Ataşehir'in hatta Anadolu'nun en yüksek evlerinden biri. Çünkü tepede böyle. Bir sallandı. Bir sağa attı beni, bir sola attı yani. O derece sallandı. Bir de şey ama raylı sistem var ya bizim evde. Sallandıkça daha da sallandırıyor bilerek. Oğlum bak şey. Ben korkuyorum. Yine sallandı. Yine sallandı amına koyayım. Yine sallandı anam. Vallahi yine sallandı be. Ben paranoya yazdım zannettim. Ben WhatsApp'tan. Yine evet. Şu an sallanıyor bu arada. Ben evet. Ben gidiyorum baba. Ben aşağı ineceğim. Ben babacığım ya. Gidiyorum. Ben de iniyorum. Hadi bay bay. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Baba sallanıyor sallanıyor. Bir tık yaptı sallanıyor. Bu arada yine. Hayır nereye gideceksin? Bir tık yaptı. Bakalım mı sığınacaksın amına koyayım. Oğlum nereye gidiyorsunuz amına koyayım? Biz böyle böyle öleceğiz amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun diye. Abi adam İstanbul'un en güvenli evinde oturuyor. Tabii ki nereye gidiyorsunuz der. Gerizekalı. Oğlum durun lan nereye gidiyorsunuz? Dur bir dakika. Bir gitmeden kasa açayım. Abi boş yer var mı evinde? Ben kesbirle uyurum onun yatağında. Ya gitmeden kasa açayım ne amına koyayım? Bir dakika. Katlayak amına koyayım.
Oturun nereden sallandım ya. Oğuzhan. He. Sana çok kötü bir görsel atıyorum. Discord'a atayım bunu. Şey geneli attım. Geneli atsana. Bak geneli attım. Bir bıçak alıp çıkak ya. Altta eksik yazana bak.